Bir konuşma çok tanıdık gelecek. Birkaç saat önce iktidar partisinin hararetle alkışladığı bir konuşma. Diyor ki iktidar partisinin sayın genel başkanı, büyük hiciv şairimiz Eşref bir ilçede kaymakamlık yaparken merkezden bir telgraf gelir diyor. Şair Eşref sinirlenir, iner telgraf memurunun başına, der ki yaz oğlum, binanın muslukları hariç her tarafa akıyor, stop. AK Parti grubu bunu müthiş alkışlarken şöyle devam etti genel başkanları. CHP'nin memleketi yönettiği, tasallut altına aldığı dönemi tam bu şekilde tarif etmenin mümkün olduğunu söyledi ve alkışladınız. Şair Eşref 40 ağaç doğumludur. Benim hemşerimdir. 1800'lerin ilk yarısında doğmuş, 1876'da Ordu Fatsa'da kaymakamlık yapmıştır. Bu telgrafı Fatsa'dan İstanbul'a çekmiş, bu cevabı o zaman almıştır. Hani CHP zihniyeti dönemiydi ya, bakalım kimin dönemiymiş? Sultan II. Abdülhamit Han Hazretleri'nin dönemiymiş. Hani böyle dönüp bazen diyor ya, prompterden döndükten sonra yine baltayı taşa vurdun be, yine baltayı taşa vurdun. Reis bugün baltayı yine taşa vurdu arkadaşlar, yine taşa vurdu. Meclisin tarihinde çokça kullanıldığı gibi sesleneyim. Efendiler, karşı karşıya olduğumuz durum, bir cumhurbaşkanının bir dönemi kötülemek, Cumhuriyet Halk Partisi'ni kötülemek için tarihten yaptığı özentisiz alıntının sonucunda ortaya çıkan durumdur. CHP'yi kötülüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Telgrafın muhatabı Sultan II. Abdülhamit Han kardeşim. Sen nereden dönüyorsun da İsmet İnönü'ye tek parti rejimine ha diyorsan ki tek adam rejimi kötüdür. O zaman Sultan Abdülhamit Han yanlış işler yaptı. Genel başkanımız da bunu söyledi. O zaman bugünkü tek adam yönetimine, onun yaptığı yanlış işlere, yarattığı mağduriyetlere, anasını ağlattığınız vatandaşa dönüp bakacaksınız.